15 Kasım'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Bursa'daki çalışmalarımızı başlatmak üzere bir araya gelmiş olduk. Ancak bizim Bursa'daki seçim hazırlıklarımız yaklaşık bir yıl önce de başlamıştı. Türkiye Komünist Partisi oluşabilecek erken seçim olasılıklarına dönük de bir hazırlık olarak aday belirleme toplantıları gerçekleştirmeye başlamıştı Türkiye'nin her yerinde. Bu kapsamda biz Bursa'da da bir araya gelerek adaylarımızın bir kısmını orada belirlemiştik hep beraber zaten. Artık seçim tarihi, takvimi her açıdan belli olduğunda da Bursa'nın iki bölgesinde de 20 adayımız da seçime katılmak için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık ve bugün artık bunu bir noktaya ulaştırmak için bir araya gelmiş olduk. Şimdi aday arkadaşlarımızı öncelikle ben tanıtarak kürsüye çağırmış olacağım. Ardından adaylarımızı temsilen bir arkadaşımız konuşmasını gerçekleştirecek. Programımızın akışı böyle ilerleyecek. Birinci bölge adaylarımızla başlıyorum. Samet Topsever arkadaşımız, otomotiv emekçisi, Hediye Demir, Panayır Mahallesi'nin ilk kadın muhtar adayıydı daha önce. Şimdi bize güç veriyor. Tuncer Çolak, Karacabey'den bir fabrika işçisi arkadaşımız. Derman Gündoğdu, yine Panayır Demirtaş'ta bize destek olan aday arkadaşlarımızdan. Sevil Özkul, mali müşavir adayımız. Fırat Zefer, yine Panayır Mahallesi'nden tekstille uğraşan bir adayımız. Gülsev Dirik, emekli sağlık emekçisi. Muharrem Yalçınkaya, bilişim emekçisi. Semih Hastürk, tekstil işçisi. Fıratcan Güngör, avukat. Asuman Tanju Hürcan, emekli adliye emekçisi. İsmail Özsoy, emekli ama aynı zamanda servis şoförlüğü yapmaya devam ediyor. Barış Erakkuş, fabrika işçisi. Ulaş Başoğlu, metal işçisi. Yenal Çınar, EYT ile yeni emekli olan bir fabrika işçisi arkadaşımız. Ulaş Acar, hizmet sektöründe AVM'lerde çalışan bir aday arkadaşımız. Uğur Çataltepe, bilişim sektörünün farklı alanlarında servis hizmeti veren aday arkadaşımız. Nurettin Atış, aslında o da emekli ama kasap olarak şu an çalışmaya devam ediyor. Ve yoldaydı ama yetişebildim bilmiyorum. Ertaş Şahin, hizmet emekçisi, garson olarak çalışmalarını sürdürüyor. Dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Adım Semih Hastürk. 33 yaşında bir tekstil işçisiyim. Hayatımın yarısını çeşitli işlerde çalışarak geçirdim. Bugüne kadar yaptığım işler restoranda, kafelerde, otellerde çalışarak hayatımı geçirdim dediğim gibi. 14 yaşından beri çalışıyorum. Pandemi sırasında çalıştığım restoran kapandığında bir iş aramaya başladım. Yani şu anda çalıştığım işi, tekstil işini bulmuş oldum. Şimdi seçimler geldi. Birileri bu anlattıklarımı hiç umursamadan bizi çaresizlik içerisinde bıraktıklarını unutarak resmen bizimle alay eder şekilde sizi buradan çıkartacağız. Sizi buradan kurtaracağız. Bakın şöyle de yapacağız, böyle de yapacağız diyorlar. Ama söylediklerine baktığımızda aslında hiçbir şey yapamayacaklarını kendileri de biliyorlar. Bu organizasyonsuzluk depremin faturasını daha da ağırlaştırdı. Bu çaresizlik ortamında depremin içerisinde, daha doğrusu deprem bölgesinde Türkiye Komünist Partisi'nin elindeki kısıtlı imkanı maksimum fayda ile nasıl kullandığını gördüm. Ben de bu organizasyonun buradan gittiğimiz
arkadaşlarla birlikte bir parçası oldum. Buna son vermenin yolu, bu kötü gidişata son vermenin yolu örgütlü bir mücadeleden geçiyor. Bu yüzden seçimlerde ben de Türkiye Komünist Partisi'nden aday oldum. Size seçim vaadi olarak ne anlatabilirim? Bunu çok düşündüm. Aklıma sadece şu geliyor. Ben sizi bu hayattan kurtaramam. Ama sizinle her hak aramada, her mücadelede yan yana olma sözü verebilirim. Birlikten kuvvet doğar demişler. Birbirimizin elinden tutalım. Yarınlarımızın daha iyi geçmesi için bu sömürgeci düzene karşı birlikte mücadele edelim. Ben bir emekçi olarak ilk adım attım ve Türkiye Komünist Partisi'nden aday oldum. Planlı ve devletçi bir ekonomi, toplumcu ve eşitlikçi politikalar, layık bir siyasal düzen, bağımsız ve egemen bir ülke için bir oy Erdoğan gitsin diye bir oy TKP'ye. Daha önce aklımdan geçirdiğim, konuşmak üzere aklımdan geçirdiğim pasajlara böyle onar beşer başka yenileri eklenmeye başladı. O yüzden hepsini unutuyorum ve hatırladıklarımla devam etmek istiyorum. Son söylenen şey, videoda son söylenen şey, TKP gelir her şey değişir. Çok seçim sloganı var. Seçim sloganlarının nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Etkili olacak ama gerçekçi olmak zorunda değil. Bir zamanlar herkese iki anahtar dağıtan bir kadın vardı. Ben gençtim o zamanlar. Bir ev anahtarı, bir de otomobil anahtarı vereceğim demişti. Dedi. Şimdi İstanbul'da, yani İstanbul depreminden bahsediyoruz ya, gelmekte olan, kaçınılmaz olan İstanbul depremi. O aynı zamanda Bursa depremi, aynı zamanda Yalova depremi, aynı zamanda Çanakkale depremi, aynı zamanda Tekirdağ depremi. Hepimizin depremi. Ama sadece İstanbul, o ev ve anahtardan ne oldu? İstanbul'da yıkılması beklenen ev sayısı ya da içine girilemez, neredeyse mezar sayabileceğimiz ev sayısının 90 bin olduğu, 90 bin konut olduğu tahmin ediliyor. İstanbul'da kaç ev boş biliyor musunuz? 250 bin. Pardon, 750 bin. 750 bin. Aklımda bile tutamıyorum bu saçma sapan rakamları. İstanbul'da 90 bin mezar ev var. İstanbul'da 750 bin kullanılmayan konut var. Ve diyorlar ki ne yapacağız, deprem geliyor. Ne yapacağız? Bununla başa çıkamayız. O anahtar taahhütlerini boş verin. Onlar çöp. Ne yapılacağı o kadar belli değil ki. O kadar açıkça karşımızda duruyor ki. Mezar evleri kapatacaksınız ve bu kadar evi kaç yılda, kaç paraya, bütçenin ne kadarına dönüştürürüz diye karalar bağlayacağınıza, bıyık altından sırıtarak o boş tutulan evlere insanları yerleştireceksiniz. Milyonlarca çocuk eğitimden yoksunken, var olan eğitim de yerin 7 kat dibine çökerken çarklar dönmelidir ve özel okullara kayıt yapılmalıdır. Özel okulların kayıt mevsimi açılacak. Eğitim durmuşsa ne yaparsınız? Ne yaparlar? Eğitim sektörünün patronları, düşün. Eğitim bir hak olarak tanımlanacak ama bunun patronları olacak. Sağlık bir hak olarak tanımlanacak ama bunun patronları olacak. Adaylarımıza dönüyorum tekrar. Şimdi Türkiye Komünist Partisi olarak biz çok seçime girdik ve bu seçimlerin bazılarında değişik aday fotoğrafları oluştu. Bunlardan bir tanesini hatırlatacağım sadece. Galiba 2015 idi. Bir seçime dedik ki kadın cinayetlerinin, kadına karşı şiddetin, kadını aşağılamanın zirve yaptığı bir dönemden geçiyorduk. Her zaman öyle ama özel zirveler kendisini gösteriyor. Bütün sorunlarda olduğu gibi. O zaman dedik ki bütün adaylarımız kadın. Şimdi bu doğru mesajdı. Yani kadına karşı şiddetin, kadını aşağılamanın
bu kadar zirve yaptığı bir dönemde seçime gidiyorsak, TKP'de soruna işaret etmek ve çözüme de işaret etmek için kadının siyasete katılımıdır, mücadelesidir çözümün yolu. Bunu göstermek için dedik ki bütün adaylarımız kadınlardan olacak. Laikliğe, kimsenin inancına, kültürüne karışmadığı, kardeşçe kol kola girdiği bir duruma ne kadar yaklaşacağız? İşte o ne yaptığımıza bağlı. Ne kadar çalışırsak o kadar yaklaşacağız. Bunların hiçbiri bize yukarıdan ihsan edilmeyecek. Mücadele edeceğiz ve kazanacağız. 100 yıl önce yaptık. Deprem bölgesinde geçen ay küçük bir örneğini yarattık. Şimdi bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmanın zamanı. Kolay gelsin hepimize.